Merhaba arkadaşlar, bir anlatım videosu ile yine karşınızdayım. Bugünkü anlatacağımız konu da harita modları ile alakalı, bunları derece içine nasıl yerleştiririm konusu. Bu konuyu da arkadaşlar bir önceki videomuzdan sonra sık sık sormuşlardı, o yüzden tekrardan özel olarak anlatma gereği gördüm. İlk önce sizlere oyun içindeki şu anki haritamızı gösterip herhangi bir eklenti olmadığını veyahut da herhangi bir harita olmadığını, bunu oyundan sonra bizim ekleyeceğimiz dereceyle birlikte yeni bir haritanın geldiğini göstereceğim. Gördüğünüz gibi tamamen SCS'nin derecelerinden gelen dünya haritası ve şehirleri, ülkeler, herhangi bir eklenti bulunmamakta. Oyunumuzu kapatabiliriz. Şimdi derecemizi oluşturmaya geçiyoruz. Öncelikle gerekli olan uygulamaları ben size yine altta link olarak vereceğim. Bu da kullanacağımız harita modu Vanessa Pashmina Bane Map 5.0. Bunu herhangi diğer bir harita modu içinde aynı mantık, aynı işlem yapılabilir. Ben uygulamalı olarak bu harita üstünden sizlere göstereceğim. İndirme işlemini yapmıyorum. Bunu zaten daha önce ben kendim indirdim. İndirmiş olduğum dosyayı alıp önce bir tarafa çekelim. Modun içine atalım. Ardından dosyanın içinden bize gerekli olan mod dosyalarını alıyoruz. Bunlar 4 adet. Onları çıkaralım. Dosyayı kapatabiliriz. Şu an az önce bahsettiğim uygulamalardan Dart uygulamasını kullanacağız. Bununla yapacağımız işlemde az önceki çıkarmış olduğumuz 4 dosyayı işaretleyip tutup uygulamanın içine çekiyoruz. Herhangi bir değişiklik yapmadan start diyoruz ve işlemin başarıyla sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu Dart uygulamasındaki işlem ve ileride SCS Extractor'daki işlem harita dosyalarının ebatlarına göre de uzun sürebilir. Aynı bu işlemleri kullanmak istediğiniz herhangi başka bir harita modunda da aynı bu şekilde yaparsınız. Bu Grand Utopia olur, Türkiye haritası olur, hiç fark etmez. Mantık hepsinde aynı. Listeyi temizleyebiliriz. İşlemler başarıyla bittikten sonra diğer tarafta göreceksiniz. Yeni dosyalar oluştu. Bizim için önemli olan da zaten onlar. Repert olarak isimlendirilen dosyalar. Tekrardan Dart uygulamasını çalıştırıyoruz. Bu sefer de daha önce yeni oluşturulan repert yazan dosyaları alıyoruz. Onları işaretleyip Dart uygulamasına çektikten sonra hepsini tek tek işaretleyip setting ayarlarından bu sefer create extract archive yazan seçeneği seçiyoruz.
Bunu maalesef hepsi için tek tek yapmamız gerekiyor. Bu işlemi de 4 dosyamız içinde yaptıktan sonra yine start dedikten sonra uygulama çalışmaya başlayacaktır. Ve az önceki report olarak isimlendiren dosyaları açıyor. Daha doğrusu modları açıyor ve içindeki klasörleri ortaya çıkaracaktır. Her SGS dosyası için kendine ait ayrı bir klasör oluşturuyor. Bu arada arkadaşlar sayfamıza, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bize destek amaçlı hiçbir ücret talep etmeden sadece 2 saniyenizi ayırıp abone olmanızı istiyoruz. Bu da sizin bize karşı desteğinizi gösterir. Videoları beğendiğinizi ve bu tür bilgileri paylaşmamızı istediğinizin bir göstergesidir. Bu işlemimizi de bitirdikten sonra Dart uygulamasıyla işimiz bitti. Onu yine kapatabiliriz. Yeni bir klasör oluşturuyoruz. İsmini harita koyarsınız veyahut da herhangi bir şey, önemli değil. Önemli olan onun içine tek tek çıkan SGS dosyalarına çıkan klasörlerin içindeki dosyaları bir araya toplayabilmek için. Bu işlemde önemli olan, eğer harita modunuz birkaç tane SGS dosyasından oluşuyorsa mod sıralamasına dikkat etmeniz ve mod sıralamasının tam tersine, yani burada 1, 2, 3, 4 diye yazılı olduğu sıralamanın tam tersine 4'ten 1'e doğru gitmeniz gerekiyor. Öncelikle 4'ten sonra 3'ten sonra 2 sonra da 1 yazan klasörden dosyaları alıp teker teker yeni oluşturduğumuz klasörün içine topluyoruz hepsini. Üçün içindekilerini de alıyoruz. Şimdi bu klasördekilerini alıp atarken içinde aynı dosyaların zaten olduğunu ve üstüne yazıp yazmamasını soruyor. Bunu kesinlikle onaylıyorsunuz. Her zaman için bir üst klasörden gelen, mod sıralamasında üstte olan modun dosyaları önceliklidir. Ve son klasörden de gerekli dosyaları aldıktan sonra bu taraftaki işlemimiz ilk önce, yani VNMAP'li olan işlemimiz şimdilik bitti. Bu klasörleri silebiliriz, eskileri. SGS dosyalarında hepsini atabiliriz. RAR veyahut da ZIP nasıl gelirse mod dosyasını bırakmanızı tavsiye ederim. Hani olur da ileride single'de veyahut da mod desteği geldiğinde tekrardan kullanabilmek için beğenirseniz bir daha yükleme işlemi yapmanıza gerek kalmaz. O yüzden de bu dosyayı bir kenara bırakın. Dursun. Şimdi kendimize bir derece seçiyoruz. Harita modunun içine atmak için. Burada önemli olan modun nereye, haritanın nereye çıkacağı veyahut da harita oluşurken kara bağlantısı var mı SGS haritasıyla, ya da bu VNMAP'de olduğu gibi tamamen deniz yoluyla mı bağlantı sağlanıyor? Bunun sebebi de şu: örneğin bir Türkiye haritasını yerleştirirken İstanbul'da karayoluyla bağlantı olduğu için delece olarak da İstanbul'un bulunduğu deleceyi
Yani Road to the Black Sea veyahut da yazılış olarak derece Balkan derecesini seçmeniz gerekmektedir. Çünkü karayoluyla bağlantısı olan harita modlarında aksi takdirde bu bağlantılar oluşmayacaktır veyahut da sıkıntı çıkarabilir. O yüzden direktmen o derecenin içine atmanız gerekiyor. Bu Vane Map'te bu herhangi bir önem teşkil etmiyor hangi derecenin içine attığımız. Çünkü harita tamamen hayali bir haritadır ve sadece deniz yoluyla haritaya SCS'ye bağlantısı vardır. O yüzden de herhangi bir ufak dereceyi alıp kullanabilirsiniz. Derecemizi de yine az önceki oluşturduğumuz harita klasörün yanına atıyoruz. Şimdi uygulamamızdan SGS Extractor'ı açıp oraya az önceki kopyaladığımız dereceyi seçiyoruz. Ve kredikten sonra işleme sokuyoruz. Daha önceki videodan bildiğiniz gibi yeni bir klasör, derecenin açılmış haliyle yeni bir klasör oluşacaktır. Extractor'ı kapatıp bu yeni oluşan klasörün içine de az önceki toplamış olduğumuz bütün dosyaların hepsini kopyalayıp oraya yerleştiriyoruz. Yani böylelikle bir anlamda derecenin içine harita modunu yerleştirmiş oluyoruz. Arkadaşlar bu şekilde biraz uzun süren işlemleri ben keserek vereceğim size. Bu haritanın ebatına göre de değişebilir bu süre. Şimdi de SGS Archiver ile açmış olduğumuz dereceyi tekrardan kapatıp kullanılabilecek hale getireceğiz. Bunun için de ilk önce derecemizin ismini seçiyoruz. Evet diyerek onaylıyoruz. Ardından bütün derecenin ve harita modun olduğu klasörü seçip Compress diye işaretlemenizi tavsiye ederim. Bu dosya ebatını biraz daha ufaktır. Ufak tutar sıkıştırıldığı zaman. Ve OK diyoruz. Bu işlemimiz de bittikten sonra derecemiz hazır hale gelmiş oluyor. Ve bu dereceyi kopyalayıp diğer oyun klasörünün içindeki derecelerin olduğu yere kopyalıyoruz. İçinde zaten olduğu için üstüne yaz diyoruz ve işlemi tamamlıyoruz. Şimdi geçip oyunu açıp oyun içinde haritaya bakabiliriz. Yeni bir harita eklediğimiz için de şimdi içerik güncellemesine gidecektir. Bu da işlemin büyük bir ihtimalle başarıyla tamamlandığını gösterir. Ve gördüğünüz gibi haritada değişiklik olduğu için aracımızı garaja çekti. Bu arada arka planda da görmüş olduğunuz otobüs, oyuncumuz biz ekibinin yapmış olduğu Travego modundandır. Bunun derece içine yerleştirilmiş haliyle linkini ben size açıklama kısmından vereceğim. Bu tamamen oyuncu bize aittir. Onlar bu dereceyi oluşturup bize bu imkanı sağladılar. Biz de sizlere o linki videolarımızın altına yerleştirerek sizin de kullanma imkanı sağlamaya çalışıyoruz.
Şimdi haritamıza bakalım. Gördüğünüz gibi gemi yolları gözüktü aşağı doğru ve aşağıda yeni Vane Map ya da Vanessa Pashmina Map haritasını görüyoruz. Bu haritanın da şöyle bir iki resmini görebilmeniz için haritaya bir girelim. Kendimizi oraya ışınlandıralım. Haritamızdan ufak ufak kesitlerle size göstermiş olacağım. Size Travelo otobüsümüzü de gösterirken vedalaşmak isterim. Umarım hoşunuza gider, beğenirsiniz, işinize yarar. Beğenirseniz, işinize yararsa, böyle videoların devamını isterseniz, abone olup kanalımıza destek olursanız biz de mutlu olur, seviniriz. Sizlere bol eğlence, iyi oyunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.